Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler büyük paniğe neden oldu. Uzmanların Doğu Fayı ve özellikle Hatay için uyarıları da ayrı bir korku uyandırdı. Deprem anında yapılması gerekenler ölüm riskini düşürebilir ama bina temelinin ve kendisinin sağlam olması çok daha önemli. Peki deprem anında ne yapmalı, ne yapılmamalı? Dışarıda bina yapılacak yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmeli. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalı. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalı. Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmeli. Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalı. İçeride ise soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmeli. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlenmeli. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalı. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalı. Gaz kaçağı ve yangına karşı gaz vanası ve elektrik sigortalarının otomatik hale getirilmeli. Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı. Karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalı. Bir afet ve acil durumda eve ulaşılmayacak durumlar için aile bireyleriyle iletişimin nasıl sağlanacağı, alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisi belirlenmeli. Evin içerisinde depreme yakalanmak çoğu kimse için çaresizlik anlamına geliyor. Heyecan, telaş ve korku yanlış bir hareketle birleşince kötü sonuçlar doğurabiliyor ama bu sonuçları da en aza indirmek mümkün. Evde sabitlenmemiş dolap, raf, pencere ve benzeri eşyalardan uzak durulmalı. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalı. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu yastık, kitap ve benzeri malzemeyle korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmeli. Güvenli bir yer bulup dizüstü çökmek, başı ve enseyi koruyacak şekilde kapanmak, düşmemek için sabit bir yere tutunmak deprem anında yapılacak en önemli şeyler olacak.